Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olasınız. Bayramda nasıl olunur? İyi olunur. İyilikler Ki Bugün çifte dilemir. bayram yani. Çifte evet. bayram hatta hemen böyle hızlı sizin programlarınızı da tarzınızı da biliyorum. Estağfurullah. E, malum Ramazan'dan sonraki Fıtır Bayramı'nda aslında bir gündür. Fakat resmi tatillerle beraber üç gün olarak kutlanıyor ama Cuma oluşu, yani bugünün şu anda Cuma oluşu bize her halükarda bayram programı yapmak hususunda hani caiz diyeyim biraz ilmi tabirle konuşayım. Sağ Çok olacağım. da güzel olmuş. Hoş oldu. geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz. Efendim, Sizi olasınız. bu ekranda, bu stüdyoda görmek bizim için büyük bir keyif. Sevdiğim Çok teşekkür bir kanaldır. Ediyorum. Allah ee, razı olsun. da severim, Beyaz TV'yi de severim seyircilerimize de hürmetlerimi, selamlarımı arz etmiş oldum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mübarek bayram gününü de yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yani bugün son gün. Ve zaman işte Ramazan'ı geçirdik, bayram geçti. Hayat böyle su gibi akıp geçiyor. Anların değerlerini bilmek gerekiyor. Mesela bayramları hep iyi değerlendirmek gerektiğini, büyüklerimiz, e, e, fikirleri danıştığımız e, Konusunda uzman kişiler hep diyor ki bayramı iyi değerlendirin. Şimdi bayramı iyi değerlendirmek deyince ne geçiyor aklımıza? Tatil değil tabii ki sevdiklerimizle evet. beraber olmak, büyüklerimizi ziyaret etmek. Size hemen şu soruyu soracağım. Bayramda mutlaka e, ziyaret edilmesi farz olan akrabalar kimlerdir? Aslında e, yani rahat konuşmamızın e, yani seyirciye de geçeceğini bildiğimden siz de o rahatlıkla soruyorsunuz zaten. Allah Teala'nın farzları, sünnetler dediğimiz dinimizin sünnetleri, vacipleri bunların hepsi ardarda arda konulmuştur. Böyle bakıldığında bayramda akraba ziyaret etmek farz mıdır diye sorulduğunda değildir. Ama Hayır. bu evet değildir. Ama bakın şimdi güzelliği bu. Pandemi sizin seyirciniz böyle tepkilere alışık olduğu için, hızlı düşünmeye alışık oldukları için öyle kullanayım. Farz değildir aslında. Yani farz olduğunda bunu yapmadığınızda namaz gibi, oruç gibi müeydesinin olması lazım. Fakat şöyledir. Hani bir şeye benzetirsek, evlilikten şey yapalım. Evlenmek için evlendiğinde ille akrabasına da selam vermek, resmi kanunda evlenmek için bir şart mıdır mesela? Değildir. Ama o müessesinin esas güzel yapan şeyler nelerdir? Ona iyi davranmanızdır. O yuvanın şeyini ortaya sıcaklığını ortaya Doğru. koymanızdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazen şunu yapmaz mısınız? Sevdiğiniz insanlara, yanınızda çalışan insanlara da yapabilirsiniz. Nazınız geçen insanlara da. Yok, hayır, mecbur değilsin. Yani sen bilirsin dersiniz. Sizi tercih edip etmediğine bakarsınız. Doğru. Çok güzel bir soru sordunuz. Böyle başlamanız çok iyi oldu. Farz mıdır? Hayır insanlığımızı ortaya koyalım diye Allah onu bırakmıştır. Ne güzel söylediniz. Yani bayramda sen ben farz kılmadığımda bu bayramı sen insansız, akrabasız, insanın hatırını sormadan mı geçireceksin? Hani bir görelim boyun ölçüsünü, dercesini olan bir farz olmayıştır bu. Peki büyükler de mi buna dahildir? Anne baba? Anne baba derken şu bir kere medeniyetten bahsediyorsak hızlı gideceğim birazcık çok hani bayram tadında konuşacağımız için çok böyle hani akademik uslupla da konuşmayı istemiyorum. Neticede bir televizyon sohbetinde sizlere misafir olduk. Bakın medeniyet dediğinizde medeniyet bir şeyin toplumun medeni hale gelebilmesi için onda belli şartlar vardır. Mesela hepsi iyi insanlar yetmez. Hukuku olması lazım. O iyiliğin korunacağı bir hukuk vardır. Yetmez. Onların kendilerine göre koydukları bunu muhafaza etmek için günleri, geceleri, kanunları vardır. Bayramları da vardır. Hangi insanlık hayatında medeniyet olarak gösterilecek bir toplum varsa, bakın onların muhakkak tüm toplumun kutladıkları, beraber oldukları günleri vardır. Doğru, özel günler vardır. Bunu şimdi hatırımıza tutalım, buraya geçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem medeniyet tahsisi, ihsası, müessesesini kurduğunda, İlk Medine'ye gelişlerinde söylediği söz var. İlk Medine'ye giriyor, ne söyleyecek diye merak ediyorlar. İnsanlar toplanmış. Mantıken düşünelim. Ey insanlar putlara tapmayı bırakın, haydi beraber la ilahe illallah demiyor efendimiz. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Ey insanlar aranızda selamı yayın, açları doyurun, yemek yedirin ve akrabayla alakanızı kesmeyin. Bak medeniyet böyle kurulur. Medeniyet medeniyet tabii farz değildir. Ama şimdi bu açıdan konuştuk. Kurban olayım dedi ya kurbanın olan şah-ı Rusul. Kovma kapından Kovma diyor kapından. ya. Resulullah böyle demiş. Kendisi yetim olan bir zat, annesini ahirete uğurlamış bir zat ve davası var ya, la ilahe illallah davası. Daha önemli ne olabilir? Herkes onu bekliyor. Ne konuşacak? Herhalde şimdi tevhide davet edecek selamı yayın. Emin olsun insanlar sizde. Herkese birbirinize merhaba deyin. At'imu ta'am. Yemek yedirin insanlara. Sılatul arham. Birbirinizle akrabalık ilişkisini kesmeyin. Diri tutun onları. Çünkü din, demin bir şey kullandınız. Ben çok böyle haz kendisinden ama taht kuran falan filan diye bahsettiniz fakirler. Sizin için evet. Bakın taht kurmak diyoruz ya. <laughs> evet. İslam gelir. İslam gelir. Kurulmuş olan tahtın üzerine çıkar oturur. Akrabasını kollamıyor. Birbirine selam vermiyor. Birbirini sevmeyen insanlara namaz abdest sorulmaz. Mekke'deyken Allah Teala ilk önce namazı mı emretti? Hicrete giderken oldu. Mekke'nin son devrinde. Cemaatle bile beş vakit namaz Medine'de kılındı. Beş vakti kılınmıyordu. En önce insan kendi doğasına, tabiatın bayrak hele bu bayrak. Bakın benden sizin sorularınız var ama birazcık böyle sorabileceğinizi tahmin ediyorum bazı soruları. Ee, sizin de himayenizde, müsamahanızda Estağfurullah konuşacağım. Estağfurullah hocam Eğer... siz anlatın biz dinleyelim. Estağfurullah. Ama bak kıymetli kardeşim yani bunlar çok önemli mevzular. Mesela bakın şeker bayramı denmediğini biliyoruz artık. Yani toplumda bu şuur yerleşti Tabii. diye ümit ediyorum. Herhalde Ramazan'dan sonraki bu günlere şeker bayramı denmiyor artık. O bir zamanlar bilmem ne lobilerini zengin etmek için uydurulmuş tatlıcıları zengin eden içi bulanık karışık şekerlerini satmak için uydurulan bir numaraymış bu. Masum da değildir bu arada onu söyleyeyim. Ne diyoruz? Ortada bir yerde buluşuyoruz. Ramazan bayramı diyoruz. Ramazandan sonraki bayramdır. Mesela şu anda biz hangi aydayız? Şevval. Ramazan bayramı değildir şu anda kutladığımız. Nedir? Bakın Nur Hanım. Fıtır bayramıdır bunun adı. Bize yabancı gibi geliyor bu. Fakat biraz anlatınca kıymetli seyircilerimiz bunu çok iyi Aa, ilk defa duyanlar için fıtır fıtrattan geliyor. Hmm. Kendi insanlığınızı keşfettiğiniz tertemiz upgrade olduğunuz için annenizden doğmuş gibi ortaya bir masumlukla çıktığınız için kutladığınız şey aslında Ramazanı bitirmek değil. Ramazandan çıkan insanı bulmak. Bayram ediyorsunuz. Ben bunu arıyordum. Ata tohumu. Ata tohumu. Özüne dönmek. Özüne dönen bir insanın bunu... ilk yapacağı iş. Hadi bakalım özüne döndün. Farz. Tövbe estağfurullah. Farz değil. Anneni ziyaret etmiyor. Farz değil korkma korkma. Cezası yok. Yapmayacak mısın? Bayramda. Fıtır bayramında veya kurban bayramında sizin o günlere erişmenize ve beraberce erişmenize vesile olacak erişmeniz noktasında da bizzat rol oynamış. Bunlar o kadar önemli ki bir parantez açıp hemen geçeyim mi? Mesela anneye babaya zekat verilmez. Kardeşe verilir, dayıya verilir, halaya verilir, teyzeye verilir. Anneye babaya zekat verilmez. Neden? Ne kabahatleri var? İnsansan zaten bakacaksın ona. Bizim İslam, Orada bir yükümlülük var yani. Ya kardeşim bizim bizim İslam İslam var ya İslam. Tamamen insan insan inşa etmek içindir. Yasaklar. Annene babana zekat veremezsin. E o zaman sürünün siz ben halama götüreceğim parayı demen için değil. İnsansan zaten ona bakacak. Dedene de veremezsin biliyor musun? Deden de çünkü babanın doğumuna vesile olmuş. Baban da senin doğumuna vesile olmuş. Sen senin ortaya çıkma, çıkmana vesile olan zatları Zekattan vermeyeceksin herhalde. ekmeğini bölüşüp vereceksin. Kıvamında insan yetiştiriyor İslam. Yani atalarına bakmakla yükümlüsün bu dinde. Yani İslam yok dininde. başka türlü fıtratın olmaz ki. Fıtratı olmayan adamın dini olmaz zaten. Güzel söylediniz. Şahsiyeti olmayan bir insan. Akıl bali olmayı biz zannediyoruz ki sadece belli bir yaşa gelmek. <laughs> Affedersiniz. İşte artık sen belli bir yaşa geldin evini geçindir tarzında bir şey anlıyoruz. Eee artık akıllı oldun namaz kıl. Hayır o değil. İnsanlığın varsa bunu yap. İnsanlığını kaybetme diye bu ibadetleri yap demektir o. Şahsiyeti olmayanın dini yoktur. Sayılarla ilgili değil yani geldiğiniz yaşın önemi yok orada. Nitelik. Nitelik. Nasıl düşündüğün? Hocam bunlar çok önemli şeyler. Yani bunlar mühim meseleler. Yani bir ay bendeniz işte malum siz de takip ediyorsunuzdur. Ramazan'da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biz hep büyüklerimizden bu şekilde gördük. Böyle baktığınızda bayram, çok özür dilerim söylüyorum müsamahanıza şey yaparak. Nasılsa olsa hata bile etsem misafirimiz yaptı kabahat Estağfurullah. Diye yani tepinme, vurma, çıldırma, sadece güzel elbise giyinme ki Hazreti Ali öyle söylüyor. Leysel Eğit diye başlayan meşhur kasidesi vardır Hazreti Ali'nin. Bayram güzel elbise giymek yani ibaret değildir der fakir giydirebiliyor musun? Veya daha önemlisi bunu ben de bulabilirdim. O acayip bir şey söylüyor. Günahlarını çıkartıp da takva elbisesini giyebildin mi? Bak sana söyleyeyim diyor Hazreti Ali. Benim bayramım ne biliyor musun? Günahsız geçirdiğim bir akşama kavuşursam benim bayramım o akşamdır diyor. Akşamdan Allah'a dua eden bir lisanla sabaha uyandıysam o gün benim için bayram diyor. Yoksa güzel yemek yemek değildir. Manevi rızkını hatırlamaktır. İşte o yüzden manevi rızkımız için akraba ziyareti ve insanı görmek. Nuran'ın insanı tabii insanı ben hocam Bodrum'a gittiğim orada da görüyorum falan diyorsun. Bence orada insanın kadavrasını görüyorsun sen. İnsanın kalbine dokunmayı kastediyorum ben. Sonra Bodrum yerleri karanlıktır biliyorsunuz. Üf, kötü bir espri ama şunu söylemek istiyorum. İnsan kendi insanlığını bulmuşsa bu cazibe kanunudur. Mıknatıs gibiyseniz veya özünüzde bir madeni bir demir tozu varsa sizi ona doğru çeker. İnsan insan olduğunu Ramazan'da güzel geçirdi nereden anlar biliyor musunuz? Nereden? Kendi insanlığını ve etrafındaki insanları fark ediyorsa kafadan söyleyebiliriz. Teminat veriyorum. Ramazan'ı kabul olmuş. Allah kabul etsin inşallah. Tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi. Şimdi insan adı üstünde unutan. Yaşadığımız her şeyi unutuyoruz, yaptığımız her şeyi unutuyoruz, hatalarımızı unutuyoruz, günahlarımızı unutuyoruz. Ama Rabbim 11 ay içerisinde öyle bir ay vermiş ki bize, diyor ki her şeyin telafi etme hakkım var bu ayda. Yani haddimi evet. aşmak istemem sizin yanınızda ama çok önemli bir şey söylediniz ve ben sizinle duydum bunu. Fıtrat bayramı. Evet. Daha önce bileniniz var önemli. mı bilmiyorum, mutlaka vardır ama ben Ramazan bayramının fıtrat bayramı olduğunu bugüne bir tarihe not Hadi düşeceğim. Hadi bak şöyle yapalım mı? böyle ben sizin hani sıcak ortamınızdan şey yapıyorum. Biraz böyle lakayt konuşursam kusuruma bakmayın. Estağfurullah hocam. Ama şu var bakın. Hadi şunu da yapalım o zaman. İnsan kelimesi hakikaten bakıldığında iki kelimeden türetildiği söylenir. Bir tanesi buyurduğunuz gibi nesiye kelimesinden gelir. Yani unutmakla alakalı. Unutuyorsanız insansınız veya beşer işte unutkanlıkla muallaldir. Yani e, hı hı. arızalıdır falan gibi. nisyan ile malüldür gibi. Bir anda Osmanlıcasından çeviremedim. Fakat biz öyle demiyoruz. Biz bu bayramda bir şey anlıyoruz. Aa ben unutmaktan ibaret değilmişim diyoruz. Nereden? İkinci kelime var insanın türediği ünsiyet sevinmesi gereken şeyi gördüğünde hemen ona kalbinin aktığı kişi demek. Hiçbir hayvanda bu yok. Sadece insanda var. Ve nasıl akar? Bu akış hani nasıl bir dere vardır? Oradan nehir olur, çay olur, şelale olur. Sonra böyle gümbür 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 denize karışır ya. İnsan kendisini insan yapanla ünsiyet aslında ana baba, akraba, bayramda birbirimiz fakiri fukarayı, insanı, hayvanı onları bunları şey yaparken insan da bu ünsiyet sevme damarı kabarır. Nehir, dereden nehir, şelaleler, çaylar olur. Büyür. Sonra bir bakar ki en sevilmesi gereken zat Allah. Allah evet. Ve durur. Ama der Allah nere? Ben nere? Kendi cinsimden bile değil. Şöyle yapar insan olan erişemesem bile bu muhabbetle yaşarım. Gittiği yere kadar giderim. Ölürüm bu muhabbeti terk edemem diyen tek varlık insandır. Ne melek ne şeytan ne hayvandır. Tek diyebilen insandır. O yüzden biz nefsimize ağır gelse de onun hatırına bak rağbet ederek onun güzelliğini görmek için hayatı okumak adına bayram bulunmaz bir fırsattır. Şöyle bir özelliği daha vardır çünkü. kabaat yaptınız. Bilmem ne yaptın Hala bizim doğuda da batıda da Anadolu'muzda vardır. Ya bugün bayram artık kardeşim. Yani. Bayram günü yapma bari. Tabii. Deriz. Hazır arkasına da hem önünde durabileceğim hem de arkasına sığınabileceğim bir kardeş edici gündür bu. Geldin. Abi o gün hakikaten biz sana haksızlık ettik. Sen de bana kaba konuştun belki ama. Yok nerede kaba? Tamam abi haklısın. Bayramdır bugün. Gel bir başlayalım. sarıldın. O adam da zaten can atıyor sana sarılmak için ama benlik var. O zaman bayram, akraba ziyareti, selam birleştir bunları. Benliğimizi yıkıp içimizdeki fıtratı ortaya çıkartan muhteşem bir sevgi seridir. İşte egomuzu törpüleyip benliğimizi yıkıp o ama adımı bak, atabiliyorsak ne mutlu bize. Oluyor. Kendiliğinden oluyor bayramda onu anlatmaya çalıştım ama eksik anlattım yani ama siz çok güzel dinliyorsunuz teşekkür ederim şimdi çocuk uyumakta sıkılabilir yani böyle şimdi yine mi yatacağım edeceğim falan uyusun da büyüsün O ağzı kapalı bir şeyler dönüyor bakar böyle falan filan bayramda nefsiniz ortaya çıkamayacak şekle gelir öyle bir sevgi seli Allah yağdırır ki Tam o anda da böyle bir de akrabayı dolaşıp... ...kaçakları da temizleyecek şekilde bir hale getirdiğinizde... ...nefsin istemiyorum falan diyene kadar... ...yani en mızmız çocuk bile... ...sus otur bugün bayram... ...gideceğiz elini öpeceğiz deyince... ...yapar. Şimdi bize düşen bu programlarla... ...onu çile halinde değil de... ...muhabbete dönüştürecek şekilde izah etmek. Bunu icat etmek. O zaman da siz... Sadece bayramınızı kutlayan bir ebeveyn gibi rol çalma noktasında olmuyorsunuz. O çocuğa, etrafınıza bayramı yaşatan gerçek bir başrol oyuncusu oluyorsunuz ve evet. bayram size geliyor o zaman. Bu Oo. bayram o insan için geliyor. Zoraki akraba ziyareti yapana değil. Özne dönmüş o bayramda, oluyorsun. O bayramda o muhabbeti icat eden, eden adam öyle bir bayramla buluşuyor ki dikkat edin hayatınızda o insanlar bayramın haricinde de karşı karşıya geldiğinizde sizin yüzünüzü güldüren insanlardır. Doğru. Bayram onlar için geliyor. Esas bayramı onlar yapıyor. Onlar bize bayramı yaşattığı için Allah onları var eylesin. Bize bayram ettirenlerden Allah razı olsun. Amin amin. Şimdi e, çok tabi, konuştum ya siz sorularınızı. Yok geçin. hocam çok o kadar güzel konuşuyorsunuz gibi. çok şey Esam. öğreniyoruz her konuşmanızdan her cümlenizden kendimize Sizin bir ders çıkartıyoruz. Şimdi mesela kendimize çıkarttığımız bir ders ne? Bizim programda genelde biz ilişkileri de konuşuyoruz. Cuma günü sevgili Yusuf Kavaklı hocama da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ha, çok, Ellerinden çok, öpüyorum. Çok, çok kıymetli bir hocamızdır. Çok. Seneler evvelinden sohbetlerini dinlerdim. Yani camide sohbetini dinleyen bir insanım tabii cemaatte. Böyle sütün arkasında olduğu için hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet. Ellerinden öperiz. Sevgili Bayramını hocamın ellerinden öpüyorum. Genelde ona da yaptığımız cuma programlarında böyle ilişkileri konuşuyoruz, evlilikleri konuşuyoruz. Şimdi satır arasında öyle cümleler söylediniz ki bizi mesela arayan seyircilerimiz diyor ki... ...ben diyor kocamın ailesini ziyaret etmek istemiyorum, sevmiyorum. Hı. Onlarla bayramlaşmak istemiyorum. Evet. Şimdi bütün bu anlattıklarınızdan yola çıkarak en sevmediğiniz akrabanızı bile ziyaret ettiğinizde aslında ne büyük bir kazanım yaşıyorsunuz. Şimdi aslında siz de biliyorsunuz buradaki kardeşlerimizin veya şu anda ekran karşısındaki olan insanlara bir sorduğumuzda İslam sizce bu işe ne diyordur dediğimizde şunu diyecektir bilen bilmeye. Ya tabii ki ne kadar adam kötü de olsa git. En azından bir selam ver. Kardeşime herkes çıkartır. Evet. Şimdi bakın bu kenarda dursun. Ama bir de şu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi karşıdaki muhatabın o işi yapıp yapamayacağını tartarak ona konuşurdu. Aslında fetva da o demektir. Fetva fütüvet kelimesinden gelir. Fütüvet de müşkül çözmek manasındadır. Müşkül çözemiyorsunuz. Mesela şimdi biz diyeceğiz ki buradan git. Ama aportta bekleyen bir aile düşünün. Şu gelin veya damat gelsin de ben bunun canını çıkartayım diye. Hı. Evet, kavda muhakkak. Şimdi ben deniz hocalık sıfatımla değil ama hocaların da verdiği fetva şeyi de konuşuyorum. Eğer kırgınlık muhakkaksa bakın. Kırgınlık gelmeyin dedi. Telefonla selam verirsin. Biriniz gider. en azından denersin. Ama hakaret edecek elinde balta ile bekliyor, elinde sopayla bekliyor olduğunda Yine de sevap diye sana geldik demenin bir alemi yok. Hmm. Çocuklarınızın da huzuru bozulacak. Bir bayram ziyaretinden dolayı boşanmanın eşiğine geleceksiniz. Böyle bir şey yok. Erkekliğin on dokuzu kaçmaktır. <laughs> Geri kalanını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hiç ele geçmemektir. <laughs> tamam. Yani hiç gitmeyeceksin. Bakıyorsun çünkü say duruyor. Evet. Affedersiniz. Akli muazenesi yerinde değilse... Hasta olduğu için hasta ziyareti kıvamında orada hiç şey yapmaya lüzum yok. Gidiyor aklı Alzheimer olmuş bilmem ne olmuş falan. Onu konuşmuyoruz ama bekliyor ki bayram günü gelsin ben de ona küfredeyim, sayayım. Affedersiniz bu tabirle kullanıyorum anlasınlar diye. Şimdi buradan kalkıp çok affedersiniz. Dindarlık, Nur Hanım dindarlık çok özür dilerim söylüyorum. Aptallık, ahmaklık değildir. Yani gerekirse yalan söylenir. Başka bir şey yapılır problem çıkacak ama geçen gün gittim böreğime laf söyledi. Bu hani hanım programlarında var ya kavga dövüş rezalet 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 seyircilerimden istirham ediyorum. Lütfen bunları protesto edecek şekilde el birliği yapın. Şu yemek programlarında birbirlerine hakaret eden insanları artık ben bu ekranlarda görmek istemiyorum. O günde bir yemek bayramı ilan ederiz herhalde. İnşallah hata yapmadım bunu söylemek Yok Estağfurullah hocam ben çok alışkınım Yusuf hocam her cuma <laughs> sürekli programları eşliyor. Ben de diyorum ki hocam hani yapmayın benim programımda ya şimdi bir başka programa herhangi bir laf söylemeyelim. Hayır söyleyeceğim hayır, bu, bu, bu beni rahat bırakılıyor. Hayır diyor. efendim bu insanlık meselesidir. Bakın bu insanlık meselesidir ve sorumluluktur. Siz göz göre göre insanlar kıyır kıyır giderken aile teşkilatı niye siz mesela Yusuf Kabaklı hocama aile ve ilişkiler hakkında soru soruyorsunuz? Aileyi ayakta tutmak için e bu taraftan bir siz uğraşıyorsunuz ötekisi deve yağmuruyla götürüyor. Tek huzurlu olacağın yer sofra. Sofrayı rezalet hale getiriyor. Bakın bunlar çok bunlar bir birikmişlik değil. Şu bayramdayken bunları da konuşalım. Aynı zamanda insanların sofrasına hakaret etmeyelim. Gidecek misafirliğe. Belki kadıncağız güzel sarma yapamıyor. Belki de bir şey değil. Orada tadılacak. Anneannem derdi ki rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ye de gerekirse çıkar derdi yani. Benim anneannem de öyle derdi. Ye de ya, gerekirse çıkar. Ne bu derdi? Benim hiç hatırım yok mu derdi? Evet. Hakikaten doğru sözmüş ya. Yani o insan külahı gitsen git sen yap yazlıkta binlenmedir Bu Bodrum'da yap şeyini orada yani dibini buluyorsun zaten. Bayram günün buldun perizi. Dokunuyorsa ayrı şekerim var ayrı onu konuşmuyorum. Veya ben geçen gün işte bö börek yapmış götürmüştüm. Annem bana dedi ki şey vallahi ben ona gitmek istemiyorum. Kusura bakma eşim. Sen de doğru yapmıyorsun. Bunun adı bayram ziyareti. Ne senin ailen ne benim ailem. Sırf bunun için oraya gidilmemezlik yapılmaz diyecek. Ne yapalım tatlım o zaman biz gitmeyelim derse yarın bir gün o böreği tenkit ettiğinde senin de yüzüne bakılmaz. Bir hikaye anlatayım mı? Lütfen. Artık kadın yaşlanmış olan dedeyi kayınpederini evde istemiyor. Dağ başında bir yerde yaşıyorlar. Herhalde Alzheimer gibi olmuş. Yemeği getiriyor, yeni temizlediği çarşafların üzerine döküyor. Orayı bilmiyor, affedersin tuvalet. Bunları mahsus anlatıyorum ki şu anda bu sahneyi yaşayan insanlar varsa teselli olsunlar diye. Yani herkesin ailesi etrafımızdaki insanlardan oluşmuyor. Ne hikayeler var. Tuvalete kalkmaya gittiğinde ortalığı berbat ediyor. Kadın artık yemek mi yapacak, davarları mı güdecek, ona mı bakacak, ve öldü ölecek her gün. Öldü galiba diyorlar. Tekrar gözünü açıyor falan öyle. Diyor ki tamam diyor artık. Yani biz bunun ölmesini bekleyemeyiz. Takdir diyor. Takdirse şöyle yap diyor. Nasıl ikna ettiyse adamı. Götür diyor dağın başına. Koy. Yaşatacaksa Allah orada yaşatır. Ölecekse de artık tamam diyor. Bu nedir bu diyor ya. Yani. Ya ben ya o. Çaresiz nasıl bir şeyse. Biliyor musunuz insan biliyor musunuz insan kulaktan büyülenir. Kulaktan bir fitne bin sihirden şiddetlidir. Bir laf duyarsınız. O söz öyle tesir eder ki bin muska yap, sihir yap daha berbat edemezsiniz. Çok bir fitne, bir, şey. bir fitne bin sihirden şiddetlidir. insan kulaktan büyülenir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle öldürmekten beterdir fitne. Ya savaş çıksın, ölsün daha iyi. Fitne çünkü şuurları, imanları, kalpleri bozar. Ötekisi kalıbı dinlendirici olmasa şehit olur. Kalbinde nifak olan adam ölse de şehit olmaz. Bakın bunlar çok önemli mesajlar olduğu için. Ama ben uzatırsam kesin tamam mı? Hiç uzatmıyorsunuz. Sizi can kulağıyla dinliyoruz. Allah razı olsun. Ben de doğru konuşmaya çalışıyorum. Sağ olun. Bakmış hava soğuk. Nereye oğul diyormuş adamı taşıyor mu sırtında. Baba hı hı. seni şöyle bir yerlere götüreceğim falan. Ey ey adam akla ermiyor tabii. Cık cık cık. Torunu, şey, çocuğuna demiş ki bakmış soğuk. Oğlum demiş e, git dedenin yorganını getir demiş. Hemen baba demiş, çocuk koşmuş. Gitmiş. O kadar koşmaya çocuk 10 dakika olmuş gelmemiş. Oğlum neredesin? Sonra gelmiş böyle yorganda bir tuhaflık var. Oğlum niye geç kaldın? Biraz uğraştım demiş. Neye uğraştım? Bakmış. Yorgan yarım. Demiş ki o yorganı kesmekle uğraştım demiş. Oğlum niye kestin yorganı? E baba demiş sen de yaşlanacaksın demiş. Yarısını da sana bıraktım demiş. Adam ağlıya ağlıya babasının sırtına almış. Vallahi hanım kusura bakma demiş yani. Benden bir hayır gördüysen onun hakkı vardır. Biz bunu çekeceğiz. Gidersen de git bir şey yapamayacağım kusura bakma. Sana küfrediyorum yok. Görmüyor musun aklı yerinde değil. Hayvan olsa kadın da istiğfar etmiş vesaire vesaire. Hani hadise anlaşıldı gerisini anlatmaya lüzum yok. Ben karma yani felsefesinden, bugün bana yarın sana. Karma felsefesinden bahsetmiyorum. Daha acayibini söylüyorum. Bu kadar yapmadın. Hiç kimseyi infak etmedin. Kimseye hatır sormadın. Dişin bile ağrımadı. Olabilir bu. Ama ondan daha fazla kork. Onun da sebebi şuymuş. Sebebini biraz sonra öğrenelim mi hocam? Öğrenelim. Benim de, 15 evet. saniyeniz de mi yok? <laughs> Peki. Allah Teala dünyadaki tüm elemanlarına ve ordusuna dermiş ki hiç kimse dokunmasın. Onu doğrudan ben halledeceğim. Devam edebiliyoruz. Şimdi birazcık daha geciktirdiler. <laughs> Mesela gıybet de öyledir. Gıybet zinadan şiddetli bir günahtır. Bir insan böyle bir cürmü işlese, kötü günah işlese medeni kanunda bile cezası var. Hala zina günah mı medeni kanunda? Neyse bilmiyorum. Bir meydesi vardır yani. Boşanmak için, bilmem ne için delil olarak teşkil eder. Ama gıybette ne İslam kadısına gittiğinizde ne başka bir dünya kanunu gittiğinizde bu benim dedikodumu yapıyor. Evet. 10 yıl hapis. Böyle bir şey yoktur. Ya yürü git işine derler yani. Ne yapalım dedikodu yapıyorsa? Bunun programı bile var derler adama. Ama Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innel gıybete eşeddu mine zina. Zinadan şiddetli günahtır diyor gıybet için. O zaman niye cezası yok? Onun da cevabı budur. Allah Teala dermiş ki adeta. O insan bir mümin kardeşini o orada yok diye çekiştirdi. Beni de yok kabul etti. Bu benim zatıma işliyor. Dünya mahkemeleri bunun cezasını veremez. Onu direkt bana gönderin. Ben onu halledeceğim dermiş Allah'ta. Bazı şeylerin, bak yine konu ne güzel bağlandı. Bazı güzel yapılması gereken işler farz değildir. İnsanlığınızı gösterirsiniz. Bazı yaptığınız günahlar da falaka cezası, hapis cezası yoktur ama... ...insanlığınızı gösterirsiniz. Sonra, yol gösterdiğiniz veya gösteremediğiniz insan halinizde... ...Allah'ın huzurunda insanlığınızı bir görürsünüz. Aslında. Ama bayramlar kıyametten önce bizi insan yapan günlerdir. O yüzden de bunları konuşmanın en iyi vakti ve yeridir diye düşündüm. İnsan olabilene şükürler Aşk olsun. Olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. İnsan olamayana da ne diyelim hocam? Allah, Allah hidayet Allah versin. Allah Teala merhamet etsin. Merhamet etsin. Çünkü Gerçekten Allah Teala insanı Sevmek üzere yarattı biliyor musunuz? Sevmeden ölen yoktur. Biliyor muydunuz? Bu? Hiç bilmiyorum. Yani her insan muhakkak aşık olarak ölür. Peki o zaman aşkı, evliliği, ilişkileri özellikle evlilik hakkında İslam'ın ne dediğini reklamdan sonra konuşalım. Evet hayırlı cumalar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Ekranları başına yeni geçen sevgili seyircilerimizin cuması mübarek olsun. E, dualarımız da kabul olsun. Bugün yine cuma duamız olacak. E, gönülleri duada birleştireceğiz. Bu güzel günü daha da güzelleştireceğiz. Hocam az önce dediniz ki reklam evet. e, reklama gitmeden önce herkes aşkla ölür. Evet. Ne demek? Aşık olmadan ölen yoktur. Tabii ki bu sözün hakikati olarak muhakkak altından bir şey çıkacak diye seyircimiz tecrübeyle bunu takip ediyordur. Evet Allah Teala insanı aşkı bulmak üzere yarattığından ve tabiatla boşluk kabul etmeden dolayı muhakkak insan ya paraya, ya pula, ya makama, ya kendisine, egosuna bir şeyi tapar vaziyette göçer. Muhakkak. Ebu Cehil de aşıktı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da aşıktı. O benliğine taptı, geberdi gitti. Aşkla yaşadı. Kendisini kutsadı. Ötekisi Allah'ın Sıddık kuluydu. Allah aşkıyla yaşadı gitti. Çünkü insan aşk olmadı. Kimisi tüm okumuyor görmüyor Tüm servetini kediye bırakıyor mesela. Kadın için cinayet işliyor. Erkek için hayatını mahvediyor. Başka kariyer için benliğini satıyor. Ne nedir bu? Bu akıl kârı mıdır? Aşk gelince akıl sıvışır. Akıl patron değildir. Doğru söylüyorsunuz. Akıl patron değildir. Akıl genel müdürdür. Kalptir esas patron. Kalbinize düşen sevgi neyse bu böyle olacak dersiniz. Akıl onun başlar çalışma planını ortaya çıkartmaya. Namaz kılınacak. Ben Allah'a maaşım. O zaman sana ben imsakiye göndereyim diyecek. Buraya gidersen ikindiği e, diye kaçırırsın diyecek. Akıl istemeyecek onu. Kalbin yok ben caydım. Başka türlü alemlere akmak istiyorum derken en güzelini bulayım sana diyecek. Akıl kalbin yalakasıdır. Ben işime aşkımı karıştırmam, kalbimi karıştırmam. Nereden diyorsun bunu? Hep yüzlerce kere örnek vermişimdir. Çünkü işine sevgini karıştırdığında üretim karın düşecek. Neyse. Doğru, doğru mu doğru? Doğru, doğru, Peki, üretimin gayet güzel arttı, karın da arttı. Neren sevinecek? Kalbin, Kalbin sevinecek. sevinecek. O zaman sen bal gibi de işine sevgini karıştırıyorsun. Akılla idare ediyorsun ama esas tattığın şey o. Evet. Ee, tabii şimdi siz ilahi aşktan bahsediyorsunuz burada. Yok ilahi biraz... aşk değil. İnsan severek ölür. Allah'ı sevmezse başka bir şeyi severek ölür. Bunu da konuk bunu konuşuyorum. Allah'ı severek ölen bir insan tutsak olarak yaşamaz. Hür olarak yaşar. Ha yani şöyle algılanıyor. Öteki tarafa gideceğiz. Niye en çok beni sevmedin falan diyecek. İşte ya Rabbi ne yapayım ben azdım. Öyle bir şey yok. İnsan bulmayı konuştuk ya. İnsan ancak Allah'ı aşkını en önde tuttuğunda insanlığını kaybetmez. Allah zaten kaybolmaz ki. Bize de ihtiyacı yok. Adama ihtiyacı yok Allah'a. Evet şüphesiz. Allah'ın insana ihtiyacı yok. Tesbihimize ihtiyacı yok. Allah'ın önüne bir şey koyduğunda, Allah sevgisinin önüne bir şey koyduğunda artık sen tutsak olursun. Sen bayram edemezsin. Fıtratını bulamazsın. O koyduğun şey her neyse onun esiri oluyor. Yemekten içmekten ibaret zannederken yemesiz içmesiz de insan olduğumuzu gördük. İşte bak Ramazan'da bunu gördük kalkılıp geceliğin Allah denebiliyormuş. Yemek bahanesiyle Allah avans verdi. Sahur bahanesiyle gecede kalkılabildiğini gördük. Allah deniyormuş demek ki. Hiç kılmayan, namaz kılmayan insanlar bile fazladan 20 rekat bile kıldılar mı? Oluyormuş demek ki onu gördük. Hadi buradan yürü. Yok biz gördük sonra yapacağız dediğinizde o fıtratı bulmuyorsunuz. Sadece biliyorsunuz. Biz bilmek, bildiğimizi bulmak, bulduğumuzda da olmak için bu dünyaya geldik. Bileceksin, bulacaksın, sor. Herkese sor şimdi, buradakilere sor. İmanın şartı, namazı sor. Şey. Allah şu, şu harap, bu helal. Eğer bilmek iman olsaydı, şeytan evliyanın başı olurdu. Bilmediği şey yok. Bileceksin. O bildiğini taklitten bulacaksın. Tadını alacaksın. İşte şöyle olunca namaz böyle olmuyor. Böyle yapınca burun secde değil. Yok o secdeye gideceksin. Bir böyle orada bir alnın burnun yere değdiğinde Allah Teala'nın bizsiz, sissiz, sensiz, bensiz, vakitsiz, zamansız eskilerin tabiriyle bir anı gayrı bölünemeyecek kadar bir zaman diliminde sana kalbine akıttığı bir şey var. Işık hızından bile hızlı. Yani nur hızı diyoruz ona. Sizin isminize de adar. Nur hızı. Bir gelecek, bir duygu tutamayacaksın onu, göremeyeceksin ama buldum diyeceksin. Heh. Bulacaksın. Bulduğun da izini süreceksin onunla olacaksın. İnsan ölene denmiyor. Ölümüyle beraber olana deniyormuş. Evet. İnşallah o olur insan yani nefisten arınmış. Arınmaya da gerek yok Ben Nur Hanım. Biraz gayreti Allah Teala ama... yani biz bizler daha müşkül pesendiz biliyor musun? Onu beğenmeyiz, bunu beğen. Allah bir kere Firavun için öyle diyor Musa Aleyhisselam'a. 40 sene Allah'ım diye iddia etti. Tebası da alkışladı. Hani nasıl iktidar oldu bu diyorsun? Nasıl başa geldi diyorsun? Firavun 40 sene Allah'ım bozma bize yediriyor. Çoluk çocuğa bilinenle ya her gün yemek getiriyor. Bırak adamı bozma Allah de. Alkışladı millet. O yüzden Firavun'un tebası Firavun'dan önce cehenneme girecekmiş. Bu da bir şok gelişme. Türkiye televizyonlarında ilk İltifak. Firavun'dan haber. Firavun için allah Teala Musa Aleyhisselam ne demiş biliyor musunuz Nur 30 sene 40 sene Allah'ım dedi. Bir kere utanıp pişman olup da ne yaptım ben ya sen Allah'ımsın benim deseydi 40 senelik günahını silecektim diye. Allah öyle zor koşmuyor. Nefsi temizle. Bazen öyle diyorum. Hani siz açtığınız için söylüyorum. Eksikliğinizi söylemek adına değil. Hani ben çok mükemmeliyetçiyim hocam. O yüzden şöyle kırkımın yaşına gelince namazım için abdest hikayedir bunlar. Yalandır. Hiçbir zaman yapamaz. Kabirler var ya bunun gibilerle dolu. Hiçbirisi başaramadı bunu. Allah'a karşı yüzsüz olacaksınız Nur Hanım yani 40 kere tövbe etsek de yine gideceğiz. Bir şey soracağım Kapın, size. Kaç başka, kere başka kaç kere Başka kapım yok gideceksin. E, kaç kere ben tövbe edebiliriz. efendim? Kaç kere tövbe edilebilir? Ya sayısı yok. Şöyle cevabını siz verin. Ben size bir bilgi vereyim. Siz cevaplandırın. Allah Teala'nın rahmetine kadar. Siz bunu söyleyin ben tövbeyi söyleyeceğim size. Sınırsız, sonsuz. Şeytan bile ağlarmış. Bir kere secde etmedim yapmadı bıraktı. O da usulden bozuk tabii. Kafa tutuyor. Hasan-ı Basri'nin çok güzel bir sözü var. Hasan-ı Basri denildiğinde bu herhangi bir adamcık değil. Ashab-ı kiram dediğiniz bir kuşak vardır. O kuşağa Allah kefil olmuştur. Bak Allah kefil ona. Bunlara konuşamazsınız. Onların hukukuyla benim hukukum ayrı demiştir. Yani bir Müslüman asab olan bir insanı ne, yap, ne, yaparsa yapsın konuşamaz. Allah Allah anlat. Yapamaz. Bu asap kuşağından sonra gelen kuşak için buyuruyor ki efendimiz en iyisi de onlardır. sonra ondan sonra gelen kuşaktır buyuruyor. Bu asaptan sonra gelen tabiin denilen kuşağın tüm ulema birleşmişler. ilk üçü kim? Bu ilk üçüne girenler arasında muhakkak sayılan, bu üçte sayılan kişilerden birisi Hasan Basri. O diyormuş ki Ya Rabbi benim günahım çok. Kendime bakıyorum. Böyle bu kul sen aff affedilecek bir yerim yok benim. Bak Hasan Basri diyor bunu. Affedilecek bir yerim yok benim. Ama Ya Rabbi gel. Şu şeytanı bana güldürme demiş. Ağlar ağlayan. Şeytan bana gülmesin demiş Ya Rabbi. O kullarımı azdıracağım dedi. Şunu haklı çıkartmamak adına beni affediver demiş mesela. Biraz yüzsüz olacaksın. Ya Allah'la konuşacaksın ya. Allah kandıramazsın. Ama samimiyetle konuştuğunda ağzından çıkan yanlış sözü bile hatta melekler öyle diyormuş. O kadar sevinmiş ki kul. Hadis-i şerif uzun şimdi. Sizin cuma programlarınızı bir kere tevafuk etmiştim. Siz biliyorsunuz bu konuları. O kadar sevinir ki diyor Allah'ım sana şükürler olsun, şükürler olsun diye dua ederken ağzından şöyle bir söz çıkıyor kulun. Sen benim kulumsun, ben senin Allah'ınım, Rabbinim diyor kul. Melekler şaşırıyor. Ya Rabbi bu kulun deminden beri sana hamd ediyordu şimdi şirk koşuyor. Kulum neşesinden şaşırdı, ne söylediğini bilmiyor. Sevap olarak gelsin. Kardeşim Allah bu be. Senin benim gibi değil ki bu. Hani Allah Allah Teala'ya kulluk cennet meseleleri ortaya konulduğunda cehenneme girmek zoru başarmaktır. Bak zoru başarıyor bir insan. Nitekim Allah Teala o yüzden Kur'an-ı Kerim'de belki de onlar deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar cehennemden çıkamazlar diyerek bize aslında şu dersi veriyor. O kadar zor bir şey başardılar ki. Hani devenin iğne deliğinden geçmesi, geçmesi. mümkün. Bunlar Allah'ın bu kadar merhameti varken cehenneme gitmeleri mümkün değildi. Sözü geliyor burada. Bu 30 program yaptım. Orada söylemedim sizin programınızda nasipmiş. Ortam olmadığı hiç. Şimdi kaç kere ederim. tövbeyi kabul eder? Sınırsız, sonsuz. Her, şöyle bir kayda koyalım ama. Tamam hocam. <laughs> hadi gel falan deyip şimdi işi sululuğa götürecek olur. Hayır. Her defasında samimi olman kaydı şartıyla. Allah her tövbeni kabul eder. Her defasında tövbe ettiğinde ya tövbe diyelim boş ver sonra bakarız işimize o tövbe zaten tövbe etmemişsin. O tövbe değil ki. Tövbe, tövbe değil. nasıl edilir peki? Kalbinde daha estağfurullah demeden kendi benliğinde melekler bile sana şahit olmadan içinin Allah için yanması. Aman demen daha ses çıkmamış. Yani sadece tövbe estağfurullah demek. Yaptığın, değil. yaptığın işten öyle bir pişmanlık duyuyorsun ki tamam diyorlar o sırada sen tam tövbeni ettiğin bir canlandırma yapayım size birisi geliyor silahı dolduruyor kurşunu veriyor ağzına anla dayıyor önüne de tövbe ettiğin diyelim ki bir içki olsun bu içkiyi koyuyor ya bunu içeceksin ya seni vuracağım diyor daha iki gün evvel içiyordu onu fakat Allah için tövbe etti ölüme razı olur onu ağzını uzatmaz diyor. Ha bir hafta sonra bozdu kendisi içti. Onu konuşmuyoruz. Kalp beri çeviren Allah. Bir şey oldu bir şey oldu onu konuşmuyoruz. Ama samimiyetle tövbe, tövbe öz olan şey aynı ibadetlerdeki gibi samimi olmaktır. Samimi olmadan oruç tut. Hayvanı bağla kenarda dursun açsız. Öyle değildir yani o iş sevdalı olmak vardır. Yani aç Azar, kalmak, susuz kalmak. Ben ona şimdi nasılsın diye sormazsam bana surat eder dediğim bir insana nasılsın diye sorduğunda Allah cezanı versin de ben artık bunu bana bulaşmasın. Kabilinden namaz kılıyorsa kılmasın kardeşim ya. ya. Kılma yani. Kılma yani. O senin şeyin değil zaten yani. Bu şeydir olmaz. İkircikli kişiliğin bozulur ya. Şizofren olursun. Hasta olursun hasta. Akıl bali de olamazsın. O Allah, Allah öyle zaten öyle kavmü eder münafıklar için. Yani böyle öyle zor kalkarlar ki onlar namaza. Yani münafık olmayalım zor kalkmayalım. Biz oraya bakıyoruz. Yani öyle değil ki o. Ya bir çocuğunu seven ana düşün ya. Tabii. Şu anda ağlarsana zırla. Allah hiç kalkamam diyen bir kadının psikolojisinde bozukluk vardır. Kötü bir annedir demiyorum. Normal değildir o kalkar eder ne yaptığını farkında değildir ya. Yani orada öyle bir sevgi var ki. Kaç öyle bir kere geceliğin emzirdiğini sayan bir anne gördünüz mü siz? Baktım çeteleye ben seni 465 kere emzirmişim gece uykumda. Sayar mı? Saymaz. Aşıktır ya. Sever o. Allah Teala vaktimizi bilelim diye namazı, <laughs> ramazanı, ay hesabı falan yaptırmış ama ona muhabbet hesapsızdır. Çünkü iman Allah'ı aşla sevmenin adıdır. Allah'ı aşla bilmenin adı imandır. O amen tü imanın şartlarıdır. Masada evet dersin. Evet dedim ama zerre kadar sevmiyorum. Diyen bir insanın evlilik müessesesiyle alakalı biz akıl evliliği yaptık. O zaman al IQ'larını birleştir. Ne çıkacaksa çocuk oradan çıksın diyesin geliyor. Tuhaf tuhaf laflar. Ne demek akıl evliliği mesela? Yani Ama biraz... şimdilerde şöyle yok değil mi hocam yani gerçekten herkes artık mantık evliliği yapıyor. Herkes mi yapıyor? Ee, herkes demeyelim. Çoğu tercihler mantık üzerine o kurulu zaman, oluyor. O zaman bu gazzeyi bombalayanlar, Filistinliler, insanları yaka silttiği insan suretindeki hayvanları utandıracak kişiler herhalde bu mahsuller. Evlilikte Olsa... ne aranmalı? Hayır bunları bulmuşlar işte. <laughs> Evlilik iki insanın birbirinin nefsinden geçip bir olmasıdır. Sen ben diye yaşayanları artık sen ben diye yok biz diye yaşamasıdır. O sebepten de evlenen insan biliyor musunuz bekar hayatındaki günahlarından muaf olur. Şimdi ben benliğim var. Karşıdakinin de benliği var. O benliğini terk ediyor. Biz diye yaşayacağız diyor. Hani böyle mümkün olsa da animasyonlar yapsa şimdi. Buradan bırakıyorum bu benliğini bırakıyor böyle geçiyor buraya. Ben de benliğimi bırakacağım diyorum. Onunla birleşiyorum. Ben de benliğimi bırakıyorum. Benim bu benlikle yaptığım günahlar nerede kalıyor? Orada kalıyor. Bir insan hakikaten Allah için nikahlandığında, evlendiğinde geçmişteki yaptığı günahlar silinir. Resmen sıfırlanıyor yani. Hani bütün Sıf artıya bile geçiyor. Sonrası peki? <laughs> yani, yani biz kalp geçtik tak Hadi evlendik. Baş Çok başarılı bir ameliyat geçti. Kalp takıldı. <laughs> cillop gibi çalışıyor. Damarlarda harika. Evet. Adam gidiyor İsviçre'de jumping yapıyor. Halatı da bağlamayı unutuyor. Yapacak bir şey yok. Onun o artık o takılan kalbiyle de alakalı değildir. O evlilikle de alakalı değildir. Yani aslında evliliği bozan şeyin ne varsa insanı bozan şeydir. Bak dikkat edin sözüme. Evet. Ve ben bunu kendim kendi içimde söylüyorum. Evlilikte evliliği bozan şey neyse insanı bozan şey. İnsanı bozan nedir şey. Nedir bunlar? Ne nedir? Söyleyin insan insanın ahlakıyla alakalı mesela bozuk ikircikli olan ikircikli olan kişiyi anlatırken İslam bunu münafık olarak anlatır. Münafık ile de Allah'ın belası şerefsiz cehennemde çatır çatır yanacak en namussuzun önde gideni manasında değil. Oturtamamış inandığı şeyle yaşadığını. Yaşadığı şeyle inandığını. Ve şudur diyemiyorsun onun hakkında. Böyle de oluyor. Burayı da tercih edebiliyor. Allah diyorsun durmuyor. Vatan diyorsun durmuyor. Bayrak diyorsun durmuyor. Kadın diyorsun, insan diyorsun, hayvan diyorsun durmuyor. Devamlı kendi egosuna göre bunları değiştirebiliyor. Oynak, kaypak. Bunun özelliğini şöyle anlatıyor. İzâ haddese kezebe. Konuştuğunda yalan konuşur. Ve izâ hmm. vaade ahlefe. Vaat ettiğinde vaadini yerine getirmez. Ve izâ tu'mine hâne. Bir şey emanet edildiğinde. Hıyanet eder. Hıyanet eder. Müsned'de. Hanbeli Hazretleri. Bunun dördüncüsünü rivayet eden hadiste de var. Tartıştığında. Herhangi bir münakaşaya girdiğinde. Hudut tanımaz. şunu söylemeyeyim. Evlilikte de şey değil mi? Yani siz oradan gelecek diye ben biraz topu size paslıyorum. Dilin kemiği yoktur misali. Mesela bir insan ne olursa olsun asla ama asla çocuğuna hanımına söylemeyeceği söz yok mudur? Vardır. vardır. Bazı insanlar vardır. vardır. Öyle mesela meşhur bizim yöreler bile var. Allah onları ıslah etsin. Marifet zannediyorlar. Babalarından dedelerinden miras kaldı diye aynı çocukları da devam ediyorlar. Bilin ki çok büyük günaha giriyorsunuz. Allah'a küfredilmez. Namusa küfredilmez. Senin namusu, senin Allah'ını diye başlar. Evet. Veya şey yapar yetmez. Oradan gider bilmem ne hırsını alamaz. Akşam sabah gider bir daha vurmaya çalışır. Münafıklık alametidir diyor. O insan din din o kalbe yerleşmemiştir. Tartıştığı zaman sınır tanımaz. İftira atar. Rahatlıkla konuşur. Siz şöylesiniz der. Ya yalan söylüyor. Gözün içine baka baka yalan söylüyor. İftira atıyor. Yeter ki şunu kazansın. Bunu kazanmak için her şeyi yapar. Tam münafıktır işte o. Peki ev nasıl bozulur? Yalanla bozulur. Kıyanetle bozulur. Vaadinizi gerçekleştirmemekle bozulur. Tartıştığınızda da haddi aşmakla bozulur. Evet. İnsanı bozan ne varsa evliliği de bozar. İnsanı korumak içindir evlilik. Ve evlilik zordur. Hani benim şeyde döndü ya. Onu bilerek senelerdir yaptım. Konferanslı evet diyorsun yanıyorsun falan. Evet. Hapı yutuyorsun falan. Doğru söyledim onu. Öyle mi? Tabii. Neden? Evliliği yiyen hapı Evli yutuyor mu? Hayır şu. Evlilik insanın kendi nefsinin rahatlığı için asla en son gideceği yerdir. İstediğin gibi yatamazsın. Yatamayacaksın tabii. Yatmaman lazım zaten. İstediğin gibi ayağını uzatamazsın. Neden? İstediğin gibi konu... Senin bir aile sorumluluğun var. Sen sen değilsin ki biz diye yaşıyorsun. Ama çiftler birbirlerinin yanında kendi gibi olmuyorlar mı? Beraber hoşlanmadığı bir şey yapabilir misin? Benim hoşlandığım bir şey var. Ne yapıyorum ben kahkahayla gülüyorum. Başka türlü şeyleri söylemiyorum. Rütük kapatmasın diye. Ben de ondan hoşlanmıyorum diyelim kendi ki. Kendi başımayken yaptığım şeyler. E karşıdaki insan ya bizim eşimiz ben olmamış utanacağım. Diyemezsin. Kendim örnek oldum. Ben büyüklerimden öyle gördüm. Kendi çocuklarının bile odasına kapıyı vurmadan giremezler Hani vurup açma değil. İçeriden izin verecek çocuğu. Rahatın var. Tek başına yaşayacaksın. İstediğin aleme ak. Ama evde bekleyen var. Evde soran var. Evin bütçesi var. Evet. Bunları şey yapmak için nefse muhalefet etmektir. O yüzden de nefse muhalefet ederek çalışarak insan olursunuz. Çalışarak kariyer edinirsiniz. 10 bin adım atarak damarlarınızı sıhhatli hale kavuşturursunuz. Emek verirsiniz. Nefsiniz bunu istemez. O yüzden nefse muhalefet etmektir evlilik. Kendi kafanızı göre takıldığınızda insan olamazsınız. Terbiyeniz eksik kalır. Evet. Ailenin bağları, evlilikteki e, kadının görevleri neler? Biraz İslami açıdan onlara da bakacağız. Sonrasında sevgili seyircilerimiz sizin sorularınızı Fatih Çıtlak Hocam tek tek yanıtlayacak. Soruları lütfen göndermeye devam edin. Birazdan sizin sorularınız ekranda olacak. Evet az sonra sizin sorularınıza geçeceğiz. Ama sorulara geçmeden önce kadının eş üzerindeki haklarından bahsedelim. Bir de hocam en çok sorulan sorulardan bir tanesi. E, hani bir Müslüman derler ya bir mendil kuruyana kadar küs kalmalı hep Bayramı da e, vesile kılıyoruz. Hep dedik ya küs kalınmaz, bayram vesiledir diye. Eşlerin küs kalmasından bahsedelim. Eşlerin küs kalması caiz mi? Yani caiz mi denilince bir vaka var ortada. Caiz desek de demesek de insanlar küsebilir, kırılabilir. Ama galiba bu hususta saatlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz bir mevzu bu. Galiba ilk önce yapılması gereken şey... Burada geçenlerde biz selam olsun Mustafa Akül hocamızla konuşurken onun çok güzel bir sözü vardır. Eşler birbirlerine muamele ederken benim onda onun üzerindeki hakkım nedir diye bakacağına ben ona nasıl vazifelerim ona karşı vazifelerim nelerdir diye bakması yuvayı daha güzel bir hale getirir derdi. Anlatabiliyor muyum? Hani ekmek hikayesini anlatırlar ya hı hı. dört çocuklarını evlendirmiş. Karı koca beraber kalmışlar, ikisi de yaşlanmışlar, sofada yine oturmuşlar. Ekmek yerken adam gülmüş hikayesini biliyorsunuz. Seyircilerimiz de biliyordur, o yüzden anlatmıyorum. Bence anlatın. Evet, o zaman anlatayım. <laughs> Niye güldün demişler, anlıyorlar tabii birbirlerinin halinden. Kaç senelik karı koca, yok demiş falan. Yok demiş, ben anlamlı bir şey biliyorum demiş senin. Ben 40 senelik geçimsin demiş. Sen demiş bir şey düşündüğünde güldün. Ya hanım biliyor musun demiş. Bak çoluk çocuğu da evlendirdik. Yine başımıza kaldık. Ekmeği yerken aklıma geldi de demiş. Sen ekmeğin hep köşesini seviyorsun diye ben hep ortasını yiyorum. Sen de ben ortasını seviyorum zannediyorsun da hep bana ortasını veriyorsun. Ama ben aslında ekmeğin köşesini severim deyince kadıncağız ağlamış. Biliyor musun demiş yani. Aslında ben de ekmeğin ortasını severim. Yani bunun şimdi dinleyenler en aylara bak birbirlerinin nasıl ekmek sevdiğini bile öğrenememişler <laughs> derler. Hayır mesele de, başında söyledik ya ilk bölümde. Mesele bilmek olaydı. Şeytan da biliyordu. Mesele o duyguyu yaşamak. o duyguyu yaşamaksa kırılmanın da bazen güzel olması olduğu şeyler vardır. Yani hiç kırılmadan da, hiç yüz ekşitmeden de bir yuvanın olması da çok normal bir durum değildir. Psikolojik bir sorun vardır orada. Ama aylarca konuşmayan var. Mesela aylarca... bir Müslüman kaç gün küs kalabilir? Ya onlar artık e, karı koca ilişkisinin ötesinde farklı bir e, kankalık, farklı bir kafa yaşıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Nikah bile sakatlanır ya. Kaç günden sonra? Ya onu da söyleyeyim burada de fıkhına göre. Bayramdan sonra bir de adliyede solu alsınlar. Onu Kavaklı Hoca'ya sorarsınız. <laughs> Sor Yok size. şimdi bakın mesele o değil. Mesele şu. Bir gün e, küs kalmaktansa meselenin konuşulması lazımdır. Yani Konuşulmasıyla alakalı bir durumdur o. Yoksa şu kadar küs kaldık öteki türlü çocukların küs kalmasına benzer. Benim rahmetli hocamın e, torunları vardı. Birbirleriyle küsüyorlardı. Üç gün sonra barışıyorlarmış. Üç günden sonrası haram diye. Hadi diyormuş üç gün oldu barışalım diyorlarmış. Barışıyorlarmış barıştık hadi yine küselim diyorlarmış. Bir üç gün daha olsun diye. Yani kitabını uydurduktan sonra öyle bakılır. Soruyu şöyle soracaksınız. Sen aynı eve girdiğinde bu asık suratla nasıl tahammül edebiliyorsun? Yani bırak dinin caiz olunmasını. Bu asık suratla bunu nasıl yapabiliyorsun? Bazen gideme mahalleri vardır ya hocam. Yani asık surata tahammül edemezsin ama gidecek yerinde yoktur. Ama işte o zaman o evlilik olmuyor. Huzur veya biraz işte hastane koğuşundan hallici oluyor. Evliliği mi konuşacağız? abuk sabuk şeyleri mi konuşacağız? Tabii ki evliliği konuşacağız. Bence evliliği de konuşmayalım. Allah evlerimizde huzur ihsan eylesin. Amin. Her evin kendine mahsus bir şekilde bir huzur telakkisi vardır. Haram ölçüsüne gitmedikten sonra herkes onu çalışıp kendisi bulmalıdır. Öyle kitaplardan yazılarak şöyle yaparsan evliliğin böyle olur. Bilmem nesi olursa böyle olur. Herkesin bir tavrı vardır. Adam gitmiş neyse yani herkesin farkıdır tarzı. Bir başka sorulara geçelim. O zaman seyirci sorularını. Siz benim sorularımı beğenmediniz. Yok sizin sorularınızı beğenmediğim değil. <laughs> seyirci sorularını cevaplayalım. Yarım kalmasındansa yani e, yarım yarım konuşup e, insanların zihni bulandırmaktansa onları şöyle bir mesajla kapatmış olalım bu konuyu. Buyurun. Allah'ın haramın da helalinde biliyorsunuz. Evet. Allah'ın haram helalini bildiğiniz gibi artık evlenirken de suyunu, huyunu, sopunu bunu da biliyorsunuz buradan şunu yapmanız lazım denince ya Nur Hanım bakın psikolojiyi bilim olarak bile kabul etmeyen bazı fikri akımlar vardır. Akademik çevrelerde. Sebebi nedir bunu? Böyle olunca insan bunu yapar. Şöyle yaparsanız insanı çok baskı yapınca insan tersini yapma eğilimi. Ortada bir sürü geyik dolaşır. Ne kadar baskılarsan o kadar bilinen bu. Dini çok anlatırsan dinden soğurmuş. Anlatmadığında dine yaklaşırmış. Hepsi hikayedir bunu. Sebep insan değişkendir. Her insanın kendine mahsus bir psikolojisi vardır. Anne baba iyi olursa çocuk şu. Anne baba eşkıya çocuk evli ya. Anne baba bilmem ne hekimi ötekisi bilmem ne de dolandırıcılıktan yatıyor. Her gün paso dayak yemiş. Eşek sudan gelinceye kadar hatta eşeği oyalamışlar sudan geç gelsin diye. Dünya kadar dayak yemiş. Çocuklarına şefkatli. Ne yapacaksın şimdi sen psikolojiyi? İnsana göre değişir. Her evliliğinde kendine ait bir şeyi vardır. Bir tanesi evde bağıra çağıra mutlu olur. Ya getirsene falan der. Öteki türlü adam bana niye bağırmıyor küstü mü der. Şimdi gel bunu İstanbul'da bir evde uygulamaya kalk. Caiz midir değil midir diye yapmaya kalk. Böyle olmaz. Her insan nasıl memnun olacağını biliyordur. Haramını helalini bilecek. Oraya sapmayacak. O helal dairesi içerisinde mutlu olmayı icat edecek. Taşıma suyla ha, değirmen değir, dönmez. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu hakikaten ayrı bir günün konusu. Yani mutlu olmayı icat Ama etmek. o günlerde de konuşsanız bu kadar pratiğini seyircilerimiz duyamaz diye düşünüyorum. Yani egodan değil, bayramlık olarak hazırladık bunu. Şüphesiz. Teşekkür evet. ederiz hocam. Sağ, soru sağ. E, Seyirci sorularına geçiyorum o zaman. Geç bakalım hadi. Peki. Bayram namazını evde kıldım çocuklarımla. Kabul olmuş mudur? Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah bayramınızı kabul etsin, dualarınızı kabul etsin demişler. Şimdi biz böyle bu meslekte hileli sorulara çok takılırız. Bazen bize böyle madik atarlar. Bu hileli soru mu? Yok yani olabilir. Oraya sormayın canım onlar soruyor. Seyirciden almadılar mı? Seyirci evet. Tamam. Hayır, ekrana bakıyorum ben de. Bayram namazını evde çocuklarımla kıldım. Nerede, nasıl bir hile vardır Bayram diye Bayram namazını evde çocuklarımla kıldım. Belki adamın orada camisi, mescidi yok. Kendi evinde cemaat yaptılar. Karkış, Van'da mesela bu kadar kar vardı. iki metre kar. Tamam. Adam bayram namazına giderken telef olacak. Evde kıldıysa olabilir. Ha, biz çocuklarımızla böyle bir bayram anlayışımız var. Biz çocuklarımızla bayram namazı kılıyoruz. Mutlu yuva diyorsa o Biz ona tıp dilinde ahmaklık diyoruz. Kendine göre bir din icat etmiş. Böyle bir şey yok. Bayram namazı, ümmet-i Muhammed'in beraber kılınacağı bir şey. Ben çocuklarınla mutlu olmak için biz hep evde tutuşup böyle bir cami gitmiyoruz bayram namazını evimizde kılıyoruz. Yani evde bir cemaat oluşturulup kılınamaz. Bu yatsı namazı değil ki. Sabah namazı. şuna benziyor. Biz dedemin cenaze namazı vardı. Üşendik. Çocuklarımla beraber evde cenaze namazı kıldık <laughs> gibi bir şey. Yani oluyor mu işte söyleyin. Ya olmuyor değil mi? Yani burada... Siz anlatınca olmadı. Yani seyirci sorunca oldu da, onu da. yani... Ona da insaflı davrandım. Gidemeyecek. Orada boz, bora dışarısı fırtına. Gel, çocuklar gelin bayram namazına gidemiyoruz. Şurada bir cemaat yapalım. Caizdir yapacak bir şey yok. Yo illa gideceksin. Hayati tehlike dosa cemaat bayram namazına gideceksin demenin bir alemi yok. Size daha acayibini söyleyeyim mi? Şokta olsun şu an seyirciler. Dinliyor mu acaba seyirciler? Bence dinliyorlar. Reci de dinlesin. Gelen cevaplara göre dinliyorlar. Reci de dinlesin. Reci bu, bu zaten dinlemek alışsın. zorunda. <laughs> Yok öyle olmuyor iş. Öyle Reci mi? Reci de dinlesin. Bayram namazına gitmeyen bir insanın... ...vacibi terkle alakalı... ...evet ayıp etmiştir. Sabah namazı farzını kılmayan adamın... ...namazını kılmamasıyla... Bayram namazını kılmayan adamı karşı karşıya koyun kıyas bile kabul etmez. Acaba anlatabildim mi? Adeten bayram namazına gidiliyor olabilir. Şunu unutmasınlar ki bir adam yani şunu fetva veremem. Bir adam öyle bir şey oldu ki ben bayramlarda güvenlik olarak çalışıyorum. Bayram namazı kılamıyorum. Ama sabah namazımı kaçır kaçırmıyorum." dese Allah işini gücünü rast getirsin. Ama şöyle deseydi: "Ben mecburen bu işte çalıştığımdan bana namaz kılmama müsaade etmiyorlar. Bayram namazı kılmama müsaade etmiyorlar." Olsun, başka yerin yoksa helalinden kazanacaksın, orada dur derdik. Farz namazı, sabah namazı kılmama iş yeri müsaade etmiyor dese o işi terk etmek zorundadır. Yani sabah namazı'nın farzı var ya. Hı hı bayram namazı ya yüz kere çarpın bayram namazı bir tane sabah namazı etmez. Seyircilerimiz duysunlar bunu. Hatta Efendimiz buyuruyor ki sabah namazının farzı değil. Önde kılınan sünneti var ya Nuran'ın. Dünyayı verseler bana dünyayı verseler değişmem diyor iki rekat. Sahabiden birisine diyor ki seferdesiniz. Olur ha tam namaz kılarken üzerinize saldırırlar sizi. Düşman pusudadır. Sabah namazının sünnetindeyken düşman atlılarının toynaklarını görseniz üzerinize gelirken namazı bozmayın diyor. Bayram namazı için bu yoktur. Bayram namazı kılmak vaciptir. Sabah namazı kılmak farzdır. Farzdır. Peki tam hazır bunu konuşuyorken mesela ee... Namaz kılarken işte torunlarımız, çocuklarımız üstümüze çıkıyor. O, o anda bir... E, götür e, Camiyi eldeki... götürsün. Hanımların da... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bayram namazında? Dua ederken yağmur duasında da bir kere söylemişti. Zayıflarınızı getirin duaya demiş, buyurmuştur. Ne kadar zayıf, sıska böyle bir şey varsa, çelimsiz. Ne yaptınız siz? Nereden buldunuz bu bedevileri, bu kardeşleriniz? Zayıf dedi. Hayır hanımları dedim diyor. Onlar çok kırılgandır. Çok böyle maneviyatı çok kırılganlardır. Hanımlarınız da getirin de duamızda bulunsunlar Allah yağmur indirsin diyor. Ve hanımlarla bayramlaşmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mescide sığmazlar hanımlar diye açık havada muayede deriz. Bayramlaşma yapmışlardır. Arz edebiliyor muyum? Evet. Hanımların camiye gitmesiyle alakalı Diyanet de bu hususta bayağı öncülük yaptı. Hanımlar bayram namazına gidebilir mi? Gider tabii. Hatta ne güzel işte ailecek gitsinler. Evde oturup beklemesin, gitsin. Anlattım işte Efendimiz almışça bayram namazına çağırmış. Mescide sığmıyor hanımlar ya Resulallah. Bayram namazında bulunmak istiyoruz ama erkekler çok. O zaman dışarıda kalın demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oturun oturduğunuz yerde dememiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ya sizden o ne çok güzel bayram. <laughs> Tabii ne güzel bayram. Yani geçti borun pazarı. Ee, şimdi bor falan derken, hani ni de aklıma geldi nedense. Ee, ondan sonra, şimdi artık en azından Kurban Bayramı. Tabii ama aa tamam, bayram namazına biz de gidiyormuşuz deyip. Hani bir de kendi mesul olduğumuz alanları boş bırakmamak lazım. Ama rahatlıkla gider. Haklarıdır da. Peki kadınlar Cuma'ya gidebilir mi? Gider. Cuma namazına. Gider ama şimdi Nur Hanım öyle acayip sahneler görüyoruz ki beş vakit namazı kılmıyor. Çeşme olsun orada bir şeye bir çaput bağlasın. Çocuğu üniversitede imtihanı kazansın. Basur ameliyatı iyi geçsin diye Cuma'ya gidiyor. Bu olmaz şimdi yani. yani olmaz ya da evlenmek yani. için. Hani yeşillik olsun diye olmaz. Bir de hanımın hanımla alakalı Efendimizin müjdesi var. Hep söylüyoruz. İslam'da kadın erkek eşit değildir. İslam'da kadın ve erkek eşit değildir. Kadın hep avantajlıdır. Bakın bu böyledir. Ama al şimdi buradaki gençlere sor. Bunu hoşgörü için konuşulan bir laf zanneder. Çünkü iki sayfa okumamıştır. Sor, okumamıştır. Maalesef böyle bu vaziyetteyiz. Ben biliyorum. Nereden biliyorum? Ramazanda bana hala oruç bozan sorular geliyor. Bizde de var hocam. Diyanet'in yayınladığı arkalı önlü bir sayfadır. Bu kadar. Ama çok azimli bir milletiz. Direniriz biz. Okumamak hususunda. Bakın. Hanım için söylenmiş bir söz. Mescid-i Haram'da kılınan namaz yüz bin sayılıyor. Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Mekke'de kılınan namaz yüz bin sayılıyor. Tabii oradan farzları da borçları da silerim değil. Ecri öyle. Anlatabiliyor muyum? Peki herkes Kabe'ye gidemiyor tabi Tamam, gittiğimizde kılarız ayrı. Şimdi efendimiz buyuruyor ki bir hanım evinin bir köşesini herhangi bir köşe, koskoca bir daire ayırması şart değil. Bir köşesini seccadesini koyarak yani namaz kılacağı bir alan olarak belirlerse. Gidiyor her yerde kılmıyor namazını. Geliyor orada namazını kılıyor. Hı hı. Ciddiyet meselesi. Efendimiz ne diyor biliyor musun? Kabe'de namaz kılmış gibidir. Yüz bin kat. Mesela erkek camiye gittiğinde 27 kat ecir kazanıyor. Hanım camiye gittiğinde 27 kat kazanmıyor. Evinde kıldığında 100 bin rekat kazanıyor. Erkek evinde kıldığında yüz bin rekat kazanmıyor. Neden? Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Namazı öğreten de o ya. Hı hı. Yani şey, <laughs> bir zaten sormuşlar. Neden namaz kılmıyorsun demişler. Allah namaza yaklaşmayın diyor demiş. İyi de demişler ayetin üstü ve entum devamı. İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Ayetin devamını oku demişler Hafız dinim demiş. Şimdi şu var. Resulullah Efendimiz e, hanımın o özelliğiyle alakalı durumunu anlatarak aslında ibadetteki o ecir paylaşımından, değil mi Nur Hanım? O sevap paylaşımından sosyal yapıyı da belirlemiş oluyor. Mesela bayram namazlarında hanımları çağırıyor. Aileler beraber birbirleriyle şenlik. Ama Cuma'da bak mesaiden adam bile zor geliyor zaten. Hanımın gelmesi zor oluyor. Müsait, e, hanım mahfili vardır büyük camilerin hepsinde. Geçer oraya oturur. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer hanımlara doğru sesleniyor. Bunu da bilmeyiz tabi de. Görmüyor musunuz hanımlar? Erkekler camiye, mescide sığmıyor. Cuma size farz değil, onlara farz. Niye durmadan geliyorsunuz? Bak sıkışıyoruz burada diye. Kutbede konuşuyor Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Biliyorsunuz hanımların safında durulduğunda en öne en yaşlıları oturur. Ve konuşmazlar. Hani bizim böyle camilerde falan gülüşmeler, şakalar, gırla falan gider. Aşağıda ses gelir. Öyle değildir. Yani bir insan döndüğünde bu kadar muhkem değil tabii binalar. Teyzelerimizi ön önce ön safta görmüş olur. Oradan en yaşlı acuze diyor hadiste. Acuze. İyice yaşlı olan bir kadın el kaldırdı diyor. Kutbede halbuki konuşulmaz. Kaldırdı diyor. İmam müsaade ederse konuştu. Ne diyorsun kadın dedi diyor. Hazreti. Ali. Ne diyorsun teyze ne diyorsun kadın. Kim oluyorsun sen ya? Resulullah bizi Cuma'ya gelmekten men etmedi. Sen kim oluyorsun da bizi men ediyorsun diyor. Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer ne diyor? Tahmin et. Vallahi kadın doğru söyledi. Anne özür dilerim diyor. Sen bugün belediye meclisinde bunu konuşamazsın. Burada konuşamazsın. Yine başa geldik. Allah'a muhabbetli olan insanlar hür olur. Hür olan insan her zaman itibar görür. Hür olan insan insanın da saygısını bilir. Konuşurken de isteyeceğini hür olarak söyler. Karşıdan geleni de hür olarak karşılar. Merhametle insanca kabul eder. Bayramı bunlar yapmış Nur Hanım. Evet. Biz o bayramı böyle yalanıp duruyoruz acaba yapabilecek. Eğer bayram şeker ve tatlıyla, güzel yemeklerle, Güzel giyinmekle olsaydı biz bayramları bunu yapmakla şu anda birbirimize sarılıyor. Hudutlarımızda terör var mı diye bunu konuşuyor vaziyette olmazdı. Biz başka bir şey olurduk. İşte bayramı onlar yapmış. Galiba anne babayı ziyaret, belki insanlara bayramda selam vermek acaba adım 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 o asıl saadetteki insanı bulmak, ata tohumunu bulmak gibi olabilir yani falanca yerde diyorsunuz bozulmamış buğday tohumu varmış. Bunlar da bozulmamış buğday tohumu gibi bayramı bunlar yapmışlar. İdrakinde olalım inşallah. Hibrit olunca bir şey çıkmıyor. <laughs> Hibrit olunca bozuyor. Herhalde. <laughs> Peki hocam şimdi bir seyircimiz... Boğazdan geçen bile vücudu bozuyorsa Tabii. Kalpten, kalpten ve duygudan geçen ne, geçen ne, ne yapar ne artık onu düşünmek. Şimdi kalpten ve duygudan geçen deyince bayramları en çok çocukları galiba sevindirmek lazım. Bir seyircimiz bundan yola çıkarak şunu soruyor. Bayramda çocuklara para vermeyenler günaha girmiyor mu hocam demiş. Hayır para verince çocuk onu farklı bir yere kullanıyorsa verenler de günaha girebilir. Mühim olan çocuğu memnun edecek fakat azdırmayacak bir şey vermektir. Çocuğa sevginizi ve muhabbetinizi geçirecek şekilde olmalı. Çünkü sadece para vermekle de olmaz. Bizim büyüklerimiz veriyorlardı bize para. Yani ama çocuğun oradaki memnuniyeti var. Bir de hani çocuğu parayla memnun etmek belki zurnanın son deliği. Ondan önce çocuk sizinle beraber bir şey paylaşıyor olmanın mutluluğunu hissetmeli ya. Beraber gidiyoruz annemle, babamla ve ailemle. Yani onun heyecanı yok. Böyle duracak, somurtacak, somurtacak. Para gidecek, tekrar somurtacak. O çocuk değil, ayrı bir yaratık. Ayrı bir yaratık. Yani bunu böyle kimse rahat konuşmaz. Siz ben anlatınca insan idrak ediyor. Ya ne kadar çok, çok değerimizi Hanım, kaybettik. Ki yani. Hazreti Nuh'a bile allah Teala dedi ki, oğlum gel bir gemiye bin. Yok dedi, moruk sen devam et. Ben <laughs> dağlara çıkarım dedi. Ya Rabbi sen benim ehlimi helak etmeyecek çocuğu çocuğun? O senin çocuğun değil dinlemiyor ki seni dedi. Allah bak benim benim kafir kulum demedi. Senin sözünü dinlemiyor dedi. Yani Allah ben seni saydığımdan onu helak ediyorum. Bana kalsa yapmazdım demeye getiriyor. Yani çok ifade edemiyorum vakitler şimdi. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametini anlatırken buyuruyor ki köle efendisini doğuracak. Bazı alimler diyor ki bu azgın çocuklardır. ...annesini, babasını köle gibi görecek. Böyle bir dönemde ya. değil miyiz şu anda? Şunu duydum ben. Yani hastalığından bilinmesinden dolayı... E, ...o gün ben çok travmam vardı... ...ben o yüzden onu affedemiyorum... Bunun ben bedenini ödetinceye kadar... ...annemle babamla uğraşacağım diyen... ...ve kendini normal kabul eden çocuk gördüm mesela ben. Ne kadar bak... kendisi ne kadar kutsuyor. Özgüvende nasıl bir şey bulmuş. Nasıl bir kriter tutmuş... Sen çocuk olarak bu kriterlere uyuyor musun denildiğinde o sorgulamaya girmiyor mesela. Ama anneyi, babayı, şunu... Atayı, dedeyi. Dedeyi, idareyi, devleti, ekonomiyi, her şeyi biliyor. Bir egoist yetiştiriyoruz. Mesela para değil, sevgiyi bile ölçüyle vermek olsa gerek diye düşünüyorum ben. Evet, eskiden babaanneler, anneanneler böyle mendil işleyip verirlermiş. Mendilin içinde şeker verirlermiş. Vallahi verirlermiş. paraları olsaydı... Ben anneannemi biliyorum mesela. Yemin edebilirim. Bizim kadar parası olsaydı bizden daha çok para verirdi. Olmadığı için onu verdiler hocam. Evet doğru söylüyorsunuz. O zaman ona göre değerlendirmeye şimdiki insanlara bunu konuşturmamak lazım. Hatta bence sorgulatmamak bile lazım diye düşünüyorum. Bir seyircimiz soruyor hocam. İki bayram arası ev almak istiyoruz ama ee, evlenmek istiyoruz, evlenmek de istiyoruz, evde almak istiyoruz. Şu 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 an bildim bildim. İki bayram arası evlenmek nikah olmaz. Efendimizin bu sözü. Yine de yani işte e, kulağıma nohut kaçsa orucun mu gibi ama biz yine anlatalım, şöyle anlatalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıkıyorlar. Hı hı. Bayram namazı kılınıyor, bayramlaşıyorlar. O günde Cumaymış. Yani Cuma namazı da var. Bayram namazı kılındı. Evet. Ama aynı zamanda Cuma var. Bayramın ilk günü Cuma'ya gelmiş yani. Ya Resulallah bir nikahımız var. Nikahımızı yapmak için gelsek. E şimdi diyor bak bayram namazından çıktık. Bir de Cuma'ya hazırlık yapacağım. İki bayram. Bu iki bayram arası artık evlilik olur mu? Çünkü Cuma'dan sonra yapalım diyor Efendimiz. Yoksa mantıken düşünün hanımefendi. Yani kurban bayramından çıktınız. Kurban bayramından sonra ne var? Ramazan bayramı fıtır bayramı var. Fıtır bayramı. E, bitmiyor ki zaten bayramlar. Tekrar. <laughs> yani nasıl bir mantıktır bu yani Allah'ın sev. O yüzden din akıl ve bali olanı deniyor ya. Bazı sorular din bilgisinden ziyade akıl bali olmakla alakalıdır. İki bayram arası değil. İstersen cumaya gideceksin. Cuma'dan önce artık ev sahibiyle, mal sahibiyle anlaşıp da cumaya gidebilecek cuma hutbe vakti girip de sözleşme yapma tabii. Haram evet. kılma. Ne güzel. Cuma'dan sonra da al evinin tapusuyla beraber. Keşke o kadar hızlı yapsa işimizi. Tapu, kadastro. Geldin. Dedin ki çocuklar ev aldık. Hem Cuma bayramımız hem ev aldık. Bir bayram ettir mesela. Ne kadar güzel ya. Evet. Benim evet. ayarım mı kaçtı ne böyle bayramdan dolayı? Yok hocam hiç ayarım. Yani... Son derece keyifli gidiyor sohbet. İnşallah siz de ekran başında aynı keyfi, aynı lezzeti alıyorsunuzdur ki gel, gelen mesajlardan onu görüyoruz. Herkese çok çok teşekkür ederiz. E, programımızın ilerleyen dakikasında bir cuma duası Olacak. yaparız diyeyim hocam inşallah. Son duamızı ederim. Diyorsun. Estağfurullah. Peki başka sorularımız var mı? Sorularımız var. Devam edelim o zaman. Ee, bir sorumuz da sevgili seyircimiz demiş ki ben görüntülü arayarak konuşuyorum. Kimseye mesaj atmam. Görüntülü arayarak konuşmak, bayramlaşmak caiz mi, değil mi diye sormuş. Karşı bu efendim şu var. Kısa mesaj da olabilir. Güvercinle de gönderebilirsiniz. Duman işareti de yapabilirsiniz. <laughs> Veya bizim Karadeniz'de ıslıkla haberleşirler. Evet. <laughs> ...bayramın muharek olsun diye. köye de selam olsun. Islıklı köy mesela. <gülüyor> <gülüyor> Karşı tarafın bunu hürmet olarak kabul etmesi önemli. Evet. Öteki türlü yanına gitsen de memnun olmayacak tipler var. Görüntülü aradığınızda... ...memnun oluyorsa karşıdaki... ...ve sizin de imkanlarınız kısıtlıysa... ...tabii ki bu en azından... ...bayramlaşmayan insana göre... ...bayramdan bana ne demeyen insana göre... ...güzel bir harekettir. Mümkünse ziyaret tavsiye edilir. Ama... Yani görüntülü aramak mesajdan daha sıcak geliyor. Karşı tarafta çok memnun oluyor. Ne güzel. Allah kabul etsin. Evet. Allah dualarımızı kabul etsin. E, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Sevgili seyircilerimiz az sonra Fatih Çıtlak hocamızla beraber cuma duamız olacak. Hep derim ya programlarda. Duyanlar, duymayanlara haber versinler. Gönüller duada birleşsin. Önce Hazreti Ali'nin en zor günlerinde yaptığı dua. Akabinde de. Fatih Çıtlak hocamızın cuma duası sizlerle buluşacak. Buyurunuz Fatih Hocam söz sizde. Hazreti Ali Efendimiz'in duasından sonra dua yapmak artık kimin inkarı olabilir? Biz öyle yapmayalım da hazır Hazreti Ali Efendimiz'in açtığı sofranın bereketine dahil olalım niyetiyle amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammed ve ve ashabihi ecmaîn. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Bir kişi üç kere ya Erhamer Rahimin dese gökten bir melek iner. Şu anda Allah'tan ne isteyeceksen iste. Allah kabul edecek diye o kişinin başında bu müjdeyi verilmiş. Ya Rabbi şu anda bizleri, şu anda bizimle amin diyenleri, kimler varsa, Hepsini senden razı olan ve senin de razı olduğun kullarından eyle. Şu bayramda kırık gönüllü olarak bayramı geçirenler var. Hudutta vazifede güvenlik görevlisi olarak çalışanlar. Hasta yatağında inleyen var. İnsanlar gelecek mi diye bakanlar var ve bunların hiçbirisi de ya Rabb'i sana dilekçe verip yalnız kalalım ahir ömrümüzde, hasta olduğumuzda bize kimse gelmesin diye bir dilekte bulunmadılar senin cilvenle şu anda bunu yaşıyorlar ama onların da kalbi kırık Ya Rabbi o kalbi kırıklar hürmetine sen bizleri affeyle onların da kalp kırıklığı hürmetine onları ve bizleri cennetine cemaline dahil eyle hastalara şifa dertlere deva borçlara eda namurat olanların da bermurat olacağı günler olarak şu günleri geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi şu anda uzaktan yakından kimler bizden dua ediyor istiyorsa, ya şu insanlar amin diyorlar, ya Rabbi benim de hacetim var, oraya dahil eyle diye kimler ne niyette düşünüyorlarsa, ya Rabbi sen semiysin, basirsin, müciipsin, Allah'sın, Rahmansın, Rahimsin. Ya Rabbi onların bu hacetlerini de en güzel şekilde dergahı, mecdi, uluhiyetinde kabul eyle. Ya Rabbi bizi korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Vatanımızı, milletimizi birlik beraberlikte daim eyle. Sahatli, afiyetli, imanlı sineleriyle, nesilleriyle, bölünmez hudutlarıyla, şu gönderimizden düşmeyecek olan güzeller güzeli şu ay yıldız bayrağımızla, Kur'an'ımızla, ezanımızla, bu milleti, şu devleti, kıyamet sabahına kadar sadece payidar değil, muvaffak eyle. Ya Erhamer Rahimin, senin katında ağzı duaya layık kişiler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Ağzınıza sağlık. Sağ Çok teşekkür ediyorum. Gönüller duada birleşti. Cuma'mız daha da güzelleşti. Mübarek bir ayı geride bıraktık. Güzel günleri, bayram günlerini geride bırakmak üzereyiz. Son olarak ne söylersiniz seyircilerimize? Allah Teala bu günlerimizi aratmasın. Bu günlerin şikayetinden bizi emin eylesin. Bu günlerin şehadetine mazhar eylesin. Ama sadece bedenen yaşayan canlı varlıklar değil, kalbiyle, imanıyla yaşayan ve hakiki aşkı bulan Hazreti insan olarak ahirete güzel bir ömürden sonra gitmeyi nasip eylesin. Amin inşallah.